İkinci dönem birinci hızlı kampımız başlıyor. Sizlerle birlikte 21 Mart'ta matematik, 22 Mart'ta edebiyat, 23 Mart'ta kimya, sonrasında fizik, 24 Mart'ta biyoloji tarihi, 25 Mart'ta coğrafya din ile ve pazar günü de İngilizce ile mükemmel bir şekilde yazılı kampımızı hazırladık. Sizlerle beraber inşallah güzel güzel çalışmalarımızı yapacağız ve en güzel notları alacağız arkadaşlar. 21 Mart'ta başlıyoruz ve bütün yazılı provalarımızı Milli Eğitim Bakanlığı konu ve kazanımlarına göre süper bir şekilde hazırladık. Ve sizler mutlaka bu yazılı provalarını dikkatli bir şekilde izleyin. Zaten okuldaki hocalarınız dikkatli bir şekilde dinlediniz. Onlar da bizler de kazanımlara uygun bir şekilde sizlere inşallah süper yazılı provalar hazırlayacağız. Şimdi herkesin sorduğu soru şu. Hocam yazılıyı hocalar nasıl hazırlıyor? Arkadaşlar bütün hocalar bizler de okullardaki hocalar da Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uymak zorunda. Yani kazanımlar veriliyor ve kazanımlarda böyle yazılıyor. Diyor ki işte örnek veriyorum. İşte kuvvet ve hareket, vektörler, bağıl hareket, Newton hareket yasaları. Burada bu kadar anlatılır. Burada buna değinilir. Buradan daha fazlası anlatılmaz. Bu örnekler verilir şeklinde kazanımlar var. Hocalarımız da derslerde dikkat etseniz, arkadaşlar buraya dikkat edin. Burası çok önemli. Burası sınavda çıkar demelerinin sebebi kazanımlar da onları sormaları gerektiği zaten vurgulanıyor. Onlara değinmeleri gerektiği zaten Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, talim terbiye tarafından hocalarımıza veriliyor. Dolayısıyla kazanımları iyi bileceğiz. Peki hocam kazanımları nasıl takip edeceğiz? Zaten bizler 10. sınıf 2. dönem yazı notlarımızda hem 1. yazılı hem de 2. yazılı için edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide sizlere süper notlar hazırladık. Hatta bu notların içerisinde burada sizlere tek tek hocaların neler sorabileceğini, nelere önem verdiğini, kazanımlara uygun bir şekilde nelere dikkat etmemiz gerektiğini tek tek yazdık. Buradan da güzel güzel çalışabilirsiniz. Okuldaki hocalarınıza dikkat dinlediğinizde zaten konu ve kazanımlara hazır olmuş olacaksınız. Burada şu da önemli. Yazılı öncesinde mutlaka ortamımız düzgün olmalı arkadaşlar. Yani dağınık, televizyonun olduğu, bilgisayarın olduğu, böyle bir sürü gürültünün olduğu bir ortamda 5 saat çalışacağınıza sessiz, tam da sınav anında olduğu gibi bir ortamda çalışıp 1 saat çalışsanız daha iyi bilgi sahibi olursunuz, daha iyi öğrenmiş olursunuz. Yani televizyona bakaraktan biraz çalışayım demek yerine hiç televizyona bakmadan daha kısa süre çalışın. Emin olun bilgiler daha iyi aklınıza yerleşir. Konuları bilmemiz lazım. Zaten kazanımlara göre çıkıyor dedik. Bizler de zaten 10. sınıf yazı notlarımızı ve dinamo soru bankalarımızı buna göre hazırladık arkadaşlar. Sizler mutlaka bu notlardan faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. Kazanımlar sınavda birebir karşımıza geleceği için. Ve videolarımız önemli. Videolarda da okullardaki, Anadolu liselerindeki, fen liselerindeki, İmam Hatip liselerindeki birçok öğretmen arkadaşımızla, hocamızla görüştük. Ve videolarımızdaki soruları buna göre sizler için olabildiğince ayrıntılı, detaylı bir şekilde hazırladık arkadaşlar. Yazılı anda motivasyonumuzu yüksek tutacağız. Ya fizikçi kazık soruyor, kimyacı çok zor soruyor gibi ifadelere asla takılmayın. Sizler çalıştığınızda kendi notunuzu alabilirsiniz ve asla da kopya çekmiyoruz arkadaşlar. Bizler YouTube'da ikinci dönem birinci yazılı kampımızda bakın burada tek tek matematik, edebiyat, kimya, fizik, biyoloji, tarih tüm derslerde sizlere süper bir yazılı kamp hazırladık. Aynı zamanda yazılı notlarımızla ve içerisinde yazılı provaları ve ÖSYM tarz soruları olan Dinamo sayısal ve sözel setlerimizle sizlere hazırlıyoruz. Aynı zamanda Tonguç.com'da, Tonguç Plus'ta her branşa özel 2 adet yazılı provamız da var. Bunları da çalışaraktan mükemmel notlar alabilirsiniz. Ödüllü soru yollarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yazılı notlarımızı ve Dinamo soru bankalarımızı Tonguç mağazadan ya da Tonguç yapılarından alabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.